Şiten Yüveyler 3. şubesini muhteşem bir törenle hizmete açtı. Çok sayıda kişinin katıldığı açılışta oldukça renkli görüntüler yaşandı. Mekanın açılışını Stuttgart Başkonsolosu Mustafa Türker Arı bol kazançlar dileyerek yaptı. Başkonsolos Mustafa Türker Arı mağazayı Eşref Birgül ile gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı. Başkonsolos Mustafa Türker Arı, Türk işletme sayısının artmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bir kere Marienstraße'nin Stuttgart'ın merkezinde ve alışveriş bakımından en yoğun, en işlek cadde olduğunun altını çizmek istiyorum. İkinci vurgulamak istediğim konu, Türk girişimcisi başta Stuttgart olmak üzere Baden-Württemberg'in hemen her şehrinde ciddi yatırımlar içinde, ciddi girişimler içinde. Bu da insanımızın yaklaşık 50 yıl sonra gelmiş olduğu seviyeyi somut olarak göstermesi bakımından önemli bir konu. Üçüncü vurgulamak istediğim husus ise insanımızdaki girişimcilik ruhu. Bu ruhun biz ticaretin, sosyal ilişkilerin, kültürün her alanına yayıldığını memnuniyetle görüyoruz. Sadece yeni açılan işletmeler değil, okullar, diğer ticaretin alanında, ticari alanlardaki girişimler, eğitim alanı olsun, kültür alanı olsun, her alanda bu faaliyetlerin hemen her şehirde giderek arttığını görüyoruz. Bundan da tabiatıyla Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu olarak büyük memnuniyet duyuyoruz, gurur duyuyoruz, toplumumuzda gurur duyuyoruz. İş adamı Eşref Birgül, açılışa katılanlara teşekkür etti ve şubeleşmeye hız vereceklerini kaydetti. Ticari hayata başladım 90 yılında. Ticari hayata kuyumculukla mı başladınız yoksa? Hayır, kuyumculukla değil. Klasik şey, hediyelik eşya, export dediğimiz tarzla evet, başladım. Bu mesleği kaç yıldan beri yapıyorsunuz? Bu mesleği 95'ten beri yapıyorum. Evet. 95'te ilk mağazamızı açtık. Ondan sonra 2000'de ikinci açtık. 2013'te burayı nasip oldu işte. Üçüncü mağazanız. Üçüncü mağazamız olarak. Peki böyle bir caddede üçüncü mağazayı, özellikle burayı tercih sebebiniz? Bu civar aslında Türklere daha yönelik olarak gördüm ben. Yani Türk müşteriler daha çok gelir. Bir de Türk mağazalar da çok bu civarda. Onun için yani daha doğrusu biraz da oğlumun baskısıyla girdik buraya. Evet. O zaman diğer mağazalara siz bakıyorsunuz, buraya oğlunuz bakıyor. Evet, zaten o baskıyı yapan buraya işletecek. Ben diğerine kalacağım. Daha sakin olan yerde kalacağım. Peki buradan düğün eksiği alışverişi yapmak isteyen veya müşterilerinize bir iletmek istediğiniz not var mı? Şimdi altın alırken nelere dikkat etsinler? Ben şimdi bir şey söyleyeceğim de ben bunu söylediğim zaman beni yanlış da anlayabilecekler. Şöyle yanlış anlayabilirler. Yani sanki Almanya'dan alışveriş yapsınlar diyormuşum gibi anlayacaklar ama gerçekten işin doğrusu yani düğün alışveriş için Türkiye'ye gitmeye artık gerek kalmadı. Evet, sanırım zaten giriş çıkışlarda da bayağı problem oluyor bu ara. Yani bayağı bir kontroller var. Evet. Hatta buradan alınanı bile götürüp getirmek sıkıntı oluyor. Evet, evet. Onu işte gümrükte ibraz etmeleri gerekiyor o malları. Gümrük işlemlerini yaptırarak götürüp tekrar o kağıtlarla geri getirmeleri gerekiyor. Ama en doğrusu diyorsunuz buradan gerek alışveriş yapmış. Evet. Gerek kalmadı artık Türkiye'den almaya. Burada mağazalarımız çok. Yani bizden de olmak zorunda değil. Vatandaşlardan alabilirler yani. Açılışa katılanlarsa iş adamını tebrik etti ve mekana övgüler yağdırdı. Çok güzel, çok görkemli bir açılış oldu. Katılım çok iyiydi. Sayın Başkonsolosumuz geldi. Değerli arkadaşlarımız hep beraber buradayız bugün. Arkadaşımızı bugün de yalnız bırakmıyoruz. Ben Hakan Aktaş, ben de mekan sahibinin iyi bir arkadaşıyım. Siz de arkadaşınızı bu güzel günde yalnız bırakmadınız. Aynen öyle, böyle günlerde arkadaşların yanında olması çok önemli bir şey. Nasıl, beğendiniz mi açılışı? Dükkan çok güzel oldu, açılış da çok güzel oldu. Meslektaşımız Eşref Bey'i bugün bu mutlu günde yalnız bırakmak istemedik ve geldik yani. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Nasıl buldunuz bugünkü açılışı? Çok güzel, mükemmel. Zaten mağaza da yerinde, merkezi yerde, Stuttgart'ın merkezi yerinde. İnşallah başarılı olurlar. Çok güzel, çok kalabalık ve yoğun bir ilgi var burada. Çok beğendim. Peki altınları incelediniz mi? Gözünüze kestirdiniz, beğendiniz evet, mi? Evet, yüzükler önde, setlerin hepsine baktım. Çok güzeller gerçekten. Efendim merhabalar. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olun.
Alışveriş yapıyorsunuz sanırım. İlk siftahını siz yapalım dedik. Açılışa geldiniz. Açılışa. Yenge Hanım sizi masrafa sokuyor. Hayır, ben dedim seç beğenmiş. Siz dediniz. Allah helal olsun. Evet. Doğru mu bu? Evet doğru, evet. Siz de bu fırsatı değerlendiriyorsunuz. Evet. Aynen. Değerlendireyim dedim. Bari ucuz bari bir şeyler seçin de hani. Yok beğendiğimi alırım. Nasıl beğendiniz mi? Evet çok güzel bu müzikler var. Çok alternatif ama daha beğenmedim hangisini alırım diye. Daha karar vermedim yani. Beyefendinin işi bayağı zor o zaman. Yani. Peki açılışı nasıl buldunuz? Çok güzel. Çok güzeldi. Allah bol kazanç versin. Daima hayırlı inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Dileğimiz inşallah. İsmim Mehmet Toker. Yaklaşık 34 yıldır Almanya'dayım. Burada ticaretle meşgulüm. Firmamızın ismi Toker Telekomünikasyon. Aynı zamanda Self İş Hayatı Derneği'nin başkanıyım. Bugün de burada açılışa katıldınız. Hem arkadaşımız hem üyemiz olan Eşref Bey'in açılışına, 3. dükkanın açılışına geldik. Gerçekten gurur verici bir olay. Yer olarak, mekan olarak yaptığı bu güzel faaliyetten dolayı kendisini gerçekten tebrik ediyoruz.